Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz cümle türleri. Şimdi cümle türleri dediğimiz zaman nelerle karşı karşıyayız? Hangi tip sorular gelmekte? Bunları bir incelemeye çalışalım. Şöyle bir site haritası yapmaya çalıştık. Konu başlıklarımız neler? Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cümle türleriyle ilgili yüklemin anlamına göre olumlu, olumsuz, yapıca olumlu, anlamca olumsuz ya da yapıca olumsuz, anlamca olumlu, işte ünlem cümlesi ve soru cümlesi olmak üzere bir, bize neyi sorabilir? Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır diye sorabilir bir. İki, yüklemin yerine göre cümleler. Kurallı, devrik, eksiltili. Sorusu nasıl gelecektir? Aşağıdakilerden hangisinde öge dizilişine göre diyebilir ya da yüklemin yerine göre sorabilir. Bunları birazdan tek tek böyle açıp yazacağız arkadaşlar. Ama önce bir hani konuya başlarken neyle karşı karşıyayız? Bu konudan bize ne sorulabilir? Nasıl çalışmam gerekiyor? En önemli noktaları neresi? Her zaman böyle bir site anahtarımız, içindekiler kısmımız olması bizim için iyidir. Özellikle bu konuda. Bir diğer konu başlığı olacak burada. Yüklemin türüne göre cümleler, isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır şeklinde sorusu gelecektir bunun da. Ama tabii ki en önemli kısım işte burası ki bu videoda bunları anlatacağım. Bir sonraki videoda şu kısmı bir sonraki videoya bırakacağım. Bu dersi iki parçaya böleceğiz arkadaşlar. Yapısına göre cümleler, işte o bileşik, sıralı, bağımlı, öge ortaklığı, bağlı cümle, içinde fiilimsi var, yan cümle, yan cümlesi yok gibi ifadeler hep burada göreceğiz arkadaşlar. Bunun sorusu çok bu şekilde sorulacak her zaman. Aşağıdakilerden hangisi yapacağı diğerlerinden, yani cümle için söylüyor tabii ki. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapacağı diğerlerinden farklıdır dediği zaman bir görüyorum, çok görüyorum. Bazı arkadaşlar yüklemin yapısına bakıyorlar. Bazı arkadaşlar oradan türemiş bir sözcük alıp sözcüğün yapısına bakıyorlar. Hayır, cümlenin yapısı dediği zaman neye bakılır? Tek yüklemli mi, birden çok yüklemli mi? Bakın A ve B olmak üzere ikiye ayrılır. Cümlenin yapısı neymiş? Ya tek yüklemlidir ya birden fazla yüklemlidir. Tek yüklemli cümleler kendi içerisinde basit yapılı cümleler ya da birleşik yapılı cümleler olmak üzere yine ikiye ayrılır. Tek yüklemli cümleler içerisinde birleşik olanlar da girişik birleşik fiilimsiyle olacak. İç içe birleşik başkasına ait sözle olacak. Şartlı birleşik şart kipiyle sağ s ile daha çok yapacağız arkadaşlar. Ama şu kısmın önemi nedir? Şu kısmın burada bir tane yüklem olmasına dikkat edeceğiz. Bir diğeri birden çok yüklemli cümlelerde kendi içerisinde sıralı ve bağlı cümleler olmak üzere ikiye ayrılacak. Sıralılar, bağımlı sıralı, bağımsız sıralı. İşte bu bağlı cümlelerde bağımlı ve bağlı, bağımsız ve bağlı olmak üzere yine iki başlıkta. Şimdi hazırsanız şu kısmı bu videoda işlemeye çalışalım arkadaşlar. O halde başlığımızı koyalım. Yapısına göre cümleler. Evet sevgili gençler, konumuza başlıyoruz. Şimdi yapısına göre cümleler. Bu videonun konusu bu olacak. Biz size bir soruda cümlenin yapısı sorulduğunda bakın bu noktanın altını çizin lütfen. Yapısı diye başladım değil mi ben buraya? Sözcüğün yapısı dese başka bir şeye bakacaksınız. Yüklemin yapısı derse başka bir şeye bakacaksınız. Ama size ne soracak? Cümle yapısına göre cümleler. Aşağıdakilerden hangisinde cümlenin yapısı ya da yapacağı diğerlerinden farklı bir cümle kullanılmıştır? Cümlenin yapısıyla ilgili bir soruyla karşılaştığınızda ilk yapacağınız şey mutlaka ama mutlaka bu soruyu diyelim ki şöyle bu soru 10 üzerinden 10'luk zor bir soru olsun. Böyle 10 üzerinden 2'lik bir seviyeye bu soruyu indirebilmenin bir tane yolu var arkadaşlar. Yani soruyu çok basit bir hale getirebilirsiniz. O da şudur. Kaç yüklem olduğunu bulacaksınız. Hemen cümleyi okuyacaksınız. A şıkkı birden fazla yüklem var. B şıkkı birden fazla yüklem var. C şıkkında bir tane yüklem var. Cevap C şıkkı olmak zorundadır. Ya da A'yı okudunuz tek yüklem. B'yi okudunuz tek yüklem. C'yi okudunuz birden fazla yüklem var. Cevap C şık olmak zorundadır arkadaşlar. Yani öncelikle kaç yüklem olduğuna bakacağız.
Videonun az öncesine bakarsanız ne dedim ben size? Cümlenin yapısı sorulduğunda A. Tek yüklemli yargılar. B. Birden çok yüklemli yargılar. Demek ki yüklem sayısı burada oldukça önemli. Ne yapacağız? Kaç yüklem olduğuna bakacağız hemen ve biz şimdi tek yüklemli cümlelerin yapısına başlıyoruz. Tek yüklemli cümleler A. Basit yapılı cümleler şeklinde başlıyoruz. 1. Basit yapılı cümleler. Ne demek basit yapılı cümle? Bir tane yüklemi olan ve içerisinde bakın 1. Fiilimsi, 2. Koşul anlamı, 3. Başkasına ait söz. Yani alıntılardan bahsediyoruz arkadaşlar. Doğrudan aktarımlardan bahsediyoruz. Bunlar ne yapmazmış içerisinde? Asla ve asla bulunmaz. Şimdi o zaman formülümüz nedir hocam? Bir tane yüklemimiz oldu mu? Bir tane yüklem olacak. İster isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi olsun. Önemli değil arkadaşlar. Bir tane yüklemi buldunuz. Hemen aramaya, radarları açıp aramaya başlıyorsunuz. Yüklemim var, tamam, bu bir dursun kenarda. Peki bunun içerisinde fiilimsi var mı? Mayışmak, anası mezar dikecekmiş, ıp arak madan dıkça, hatırlayın. Var mı diyorsunuz? Yok. Güzel. Koşul anlamı var mı? İşte kar yağarsa, yollar kapanır, biraz daha süre uzarsa şeklinde. Koşul anlamı var mı diyorsunuz? Bakıyorsunuz, yok. Peki başkasına ait söz var mı? Beni burada bekleyin dedi. İşte ödevlerinizi zamanında yapın dedi şeklinde. Var mı? Bakıyorsunuz, o da yoksa eğer bu cümleye ne diyoruz arkadaşlar? Bu cümleye basit yapılı cümle diyoruz. Peki cümlenin yapısına bakarken, bakın dikkat edin, cümlenin yapısı diyorum. Sözcüğün yapısı değil, yüklemin yapısı değil. Cümlenin yapısına bakarken ne önemsenmezmiş? Yüklemin yapısı önemli değil. İster basit, ister türemiş, ister birleşik olsun. O sözcüğün yapısıyla alakalı. Yüklemdeki kipler hiç önemli değildir. Hani basit çekim, birleşik çekim gibi ek eylemler videolarını izleyebilirsiniz. Bir diğeri de yüklemin yeri arkadaşlar ya da türü, hani kurallı cümle mi, devrik cümle mi, isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, ben bunlarla ilgilenmiyorum şu anda. Ben neyle ilgileniyorum? Terim olarak söyleyeceğim bunu şimdi. Ben basit cümleyi ararken bir tane yüklemi var ve yan cümlesi olmaması lazım. Şu üçü bizim için yan cümledir. Bir sonraki konu başlığında detaylı bir şekilde göstereceğiz. İçerisinde bir fiilimsi olmayacak. İçerisinde koşul olmayacak. İçerisinde başkasına ait söz olmayacak. Şu örneklerimizi bir inceleyelim. Şöyle geçelim. Bakın arkadaşlar. Bize bir kitap hediye etti dediğimizde hemen ögelerine bakmamız lazım. Hediye etti yüklem değil mi? Aa hocam, birleşik bir eylem, bu cümle birleşik mi? Ne dedik? Yüklemin yapısı önemli değil. Siz neye bakacaktınız? Kaç yüklem var? Önce ne yapacağız? Bu. Kaç yüklem var? Bir tane. İçerisinde fiilimsi var mı? Bakıyorum. Bize bir kitap yok. İçerisinde koşul var mı? Bize bir kitap yok. Başkasına ait bir söz var mı? Şu kitapları okumalısınız dedi. Ben bu kitabı çok beğendim dedi gibi. Arkadaşlar bir doğrudan aktarım cümlesi yok. Demek ki bu cümle yapacağı nasıl bir cümle arkadaşlar? Basit. Neden? Bir yüklemi var ve içerisinde fiilimsiye baktım, yok. Alıntıya baktım, yok. Koşula baktım, yok arkadaşlar cümlenin içerisinde. Bir yüklem tek başına kalmış. Yani bir yüklemin burada yardımcı bir yan cümlesi yok. Şu üçü bizim için nedir? Aslında birer yan cümledir. Devam ediyoruz. Dün bitirebildim dönem ödevini. Bakın şimdi. Bitirebildim yüklem. Hocam ebilmek birleşik bir eylemdi. Kurallı birleşik eylem, bir şeyler hatırlıyorum. Birleşiği sordu bize. Acaba bu birleşik mi? Hayır. Biz neye bakacağız? Yüklemin yapısına bakmayacağız arkadaşlar. En çok bu hatalara düşüyorsunuz. Buna dikkat lütfen. Yüklemin yapısıyla bir alakamız yok bizim. Neyi sorduğunda? Cümlenin yapısını sorduğunda yüklemin yapısı önemli değil. Devam ediyorum. Bitirebildim yüklem. Fiil cümlesi, isim cümlesi hiç önemli değil. Bakıyorum içerisinde fiilimsi var mı? Dün dönem öderim. Hayır arkadaşlar, fiilimsi yok. Başkasına ait söz var mı? Yok. Koşul anlamı, koşul ilişkisi var mı? Yine yok. Demek ki bu cümle yine yapacağı basit bir cümle. Bize
Her akşam türkü söylüyordu dediğimde, söylüyordu, söylüyor idi. Hocam birleşik çekim, birleşik kelimesini gördüm hani burada bir şeyler hatırlıyorum. Basit çekimli, hani evimin kapağı düştü. Basit çekimli eylemler, birleşik çekimli eylemler, hani bir birleşik kelimesi çalındı kulağıma. Bunu cevap hayır. Cümlenin yapısında ne önemsenmez? Yüklemdeki kipler cümlenin yapısıyla alakalı değil. Bunun sorusu başka değil mi arkadaşlar? Bu nedir? Basit çekim, birleşik çekimle alakalı. Ben ama neyi anlatıyorum size? Yapısına göre cümleler. Bizim konumuz şu anda cümlenin yapısı. Eylemin yapısı değil. Eylemin kipin çekimi değil arkadaşlar. Söylüyordu. Şimdi bakalım bize ne söylüyormuş? O türkü söylüyormuş. Kime söylüyormuş? Bize ne zaman? Her akşam. İçinde fiilimsi var mı? Yok. İçinde alıntı var mı? Yok. İçerisinde koşul var mı? Yine yok. Demek ki bu cümlem yapacağı basit bir cümle. Cümlenin yapısı burayla alakalı değil. Cümlenin yapısı burayla alakalı değil. Cümlenin yapısı nereyle alakalı? Bakın şu parantezin içine tamamen bakma ile alakalı. Bir tane yüklem olacak ve o yüklem dışında yan cümle dediğimiz fiilimsi, başkasına ait söz ya da alıntı ya da koşul olmayacak. Son olarak Ali kendini çok geliştirdi dediğimde, hocam bu da türemiş bir eylem ama ben size eylemin yapısını sormuyorum. Neyi soruyorum? Cümlenin yapısı. Büyük fotoğrafa bakmak lazım. O halde şu şekilde yine parantez içine aldım. Geliştirdi yüklem. Kim geliştirmiş? Ali. Ali neyi geliştirmiş? Kendini. Nesne. Ne kadar geliştirmiş? Çok zarf tümleyici. İçerisinde fiilimsi var mı? Yok. Başkasına ait söz var mı? Yok. Koşul var mı? Yine yok arkadaşlar. Demek ki bu cümlede yapacağı basit. Yani bir fiilim var ve fiilimin dışında bir yüklemim var ve yüklemin dışında bir fiilimsi, bir alıntı ya da bir koşul yoksa ben bu cümleye yapacağı basit diyorum. Şimdi bakalım birleşik cümleler nasıl meydana geliyor. Yapısına göre cümlelerin ikinci konu başlığı birleşik yapılı cümleler. Dikkat edin, birleşik yapılı yüklem değil. Birleşik çekim değil. Nedir? Yapısına göre birleşik yapılı cümleler. Birleşik yapılı cümleler dediğimizde arkadaşlar yüklemin yapısına bakma. Bak bu hataya düşme. Hemen gidiyorsun yüklem basit mi, birleşik mi, işte sabretmek mi, yapabilmek. Hayır, onu sormuyor sana. Dikkatli ol. Cümlenin yapısı soruluyor sana. Sen burada ister basit olsun gelmek gibi, ister türemiş olsun demlemek gibi, ister yapabilmek olsun arkadaşlar. Sen bunlara bakma. Bunlar sana nasıl sorulur? Aşağıdaki yüklemlerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır diye sorulur. Bak bunları hep not et. Bunlar lazım. Bir de neye bakma? Yüklemin kipine bakma. Hani geliyor mu yoksa geliyor idi. Hani idi imiş ise basit çekim, birleşik çekim, ek eylem var mı yok mu? Kar yağacaktı, yağacak idi şeklinde. Arkadaşlar bunlar değil. O nasıl sorulur sana? Aşağıdakilerden hangisi basit çekimli, birleşik çekimli şeklinde çekim ifadesini duyarsın orada. Burada ne soruluyor sana? Cümlenin yapısı soruluyor bakın. Cümlenin yapısı. Büyük fotoğrafa bakacağız. Neye bakacaktık? Yenile. Bir yüklem buldun mu? Sana cümlenin yapısı sorulduğunda ne yapacaktın? Soruyu kolaylaştırmak için o zor soruyu basite indirgemek, 20 saniyede o soruyu çözebilmek için ne lazımdı? Önce kaç yüklem olduğunu hemen bakıyoruz. Baktık A'da 2 yüklem, B'de 2 yüklem, C'de 1 yüklem. Cevap C. İşaretli. Korkma. Mutlaka doğru çıkacaktır. Ama baktım ki A, B, C, D, E hepsi tek yüklem. Neye bakacaksın şimdi? Evet. İçinde fiilimsi var mı? Buna bakacaksın. Ava çıkacağız artık. Bu. İçinde koşul var mı? İçinde alıntı var mı? Yani ne demeye çalışıyoruz teknik terim olarak? Yüklemin yanında bir yan cümle var mı? Hocam ne demektir bu yan cümle? Yan cümleyi işte not edebiliriz arkadaşlar artık. Yan cümle yüklemin dışında kalıp, yüklemin dışında kalıp onu yargı bakımından destekleyen fiilimsi, koşul ya da alıntı ifadelerine biz yan cümle diyoruz, unutmayalım. Yan cümle neymiş? Yüklemin dışında kalıp
onu anlamsal bakımından, yargı bakımından destekleyen fiilimsi, koşul ve alıntıya yan cümle denir arkadaşlar. Biraz önce, birkaç dakika önce anlattığımız basit cümlede neydi? Bir yüklem vardı ve onu destekleyen yan cümlesi, yani fiilimsi, yani alıntı ya da koşul olmadığı için biz o cümleyi basit olarak değerlendirdik. Şimdi bakalım buradaki örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Yaşamak, direnmektir örneğine baktık. Hemen ne yapacağım? Kaç yüklem olduğuna bakacağım. Direnmektir yüklem bir tane. B'ye baktım. Evde yoksam not bırakın. Şimdi not bırakın, yüklem ya da hadi bırakın diyelim. Bırakın yüklem. Beni yalnız bırakın dedi. Dedi yüklem. Şimdi hepsinde birer tane yüklem var mı? Evet, hepsinde birer tane yüklem var. Bakıyorum hemen. Hemen bakıyorum. İçinde fiilimsi var mı? Hocam buldum. Yaşamak. Evet, şimdi buraya gelmişken bir not şeklinde bir izah yapmamız lazım arkadaşlar. Aslında bir uyarı yapmamız lazım. Eğer siz fiilimsiler konusunda kendinizi yeterli hissetmiyorsanız bu konu hakkında lütfen çalışma yapmayın arkadaşlar. Yani fiilimsiler bilinmeden cümle türleri, basit, bileşik, sıralı, işte girişik bileşik, iç içe bileşik gibi sorulardan, hani o cümle türleri diye başlık, o testlerden mutlaka uzak durun. Onları çözmeyin arkadaşlar. Çünkü yapamazsınız. Bu konu tamamıyla fiilimsiye sırtını yaslayan bir konudur. Çünkü biz fiilimsilerin, o fiilimsiler videosunda hatırlayın, en son zarf fiillerin sonunda ne dedik, nasıl anlattık? Biz bu konuyu niçin anlatıyoruz? Biz bu konuyu cümle türlerinde yapısına göre cümleleri bulabilmek için anlatıyoruz. Hocam şimdi siz iyi söylüyorsunuz, işte fiilimsi var mı? Ama ben fiilimsiyi nereden bileceğim gibi bir şey varsa zihninizde, aklınızda, ağzınızda hemen bu videoyu kapatın. Fiilimsiler videosu arkadaşlar 3'e ayırdım. Onları bir izleyip notlarınızı eksiksiz hale getirin. Sonra bu konuya gelin. Şunu lütfen unutmayın. Hocam hani diğer konuları yapabiliyorum ama işte bu cümle türlerinde zorlanıyorum diyorsanız eksiğiniz fiilimsilerdi arkadaşlar. Oraya dikkat etmeniz lazım. Devam edelim. Yaşamak direnmektir dedik. Direnmektir yüklem. Bakıyorum yüklemin dışında bir yerlerde fiilimsi var mı? Evet, fiilimsi var. Fiilimsi var. Fiilimsinin diğer adı neydi? Yan cümleydi. Bir yüklem ve o yüklemi destekleyen bir yan cümlesi var mı? Buraya yazalım. Yüklem artı yan cümle. Evet, harika. Evde yoksam not bırakın. Şimdi evde yoksam, bak, not bırakmanızı bir koşula bağladım değil mi? Öyle kafanıza göre not bırakamazsınız. Ne zaman not bırakacaksınız? Ben evde yoksam not bırakacaksınız. Yani koşul var değil mi burada? Tamam. Beni yalnız bırakın dedi. Alıntı var mı cümle içerisinde, bir başkasına ait söz? Dedi yüklem diyen kim? Şöyle gizli özneyi bildirelim. O dedi. O ne dedi? Onun ne dediğine bakılmaksızın bütün hepsi tek bir öge haline getirilir arkadaşlar. Alıntı kısmı var. Evet. Bunun da yan cümlesi var. Bunun da yan cümlesi var. O halde şimdi ben yan cümleleri kutu içine alayım arkadaşlar sizin için. Yan cümleyi kutu içine aldım. Yan cümleyi kutu içine aldım. Yan cümle kutu içerisinde. Şimdi yan cümle fiilimsiden meydana geliyorsa, yan cümle fiilimsiden meydana geliyorsa girişik birleşik cümle. Girişik birleşik cümle. Birazdan daha ayrıntılı yazacağız. Yan cümle koşuldan meydana geliyorsa şartlı birleşik cümle. Şartlı birleşik cümle. Eğer yan cümle alıntıdan başkasına ait sözden meydana geliyorsa iç içe birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Şurada olduğu gibi bakın, içinde fiilimsi var mı? Evet diyorsanız girişik birleşik cümle. İçinde koşul var mı? Evet diyorsanız şartlı birleşik cümle. İçinde alıntı var mı diyorsanız, evet diyorsanız buna da iç içe birleşik cümle diyoruz. Şimdi biraz daha örneklerimizi çoğaltalım. Bakalım yan cümlenin görevleri hakkında bize neler sorulabilir. Birleşik yapılı cümleleri biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapacaktık öncelikle? Bize cümlenin yapısı sorulduğunda kaç yüklem olduğuna bakın. Bu hiç buradan silmedim bunu. Çünkü en önemli kısım burası. Önce kaç yüklem olduğuna bakalım. Hadi hepsi için bakalım.
Sınav öne alınırsa öğrencilerin telaşı artar. Artar yüklem, bir tane yüklem var. Sizi gördüğüme çok sevindim dedi. Dedi yüklem, kim dedi? O ne dedi? Şuradaki cümleyi söyledi. Bir ideal için yaşamak yaşamların en güzelidir. Yaşamların en güzelidir yüklem arkadaşlar. Bir tane yüklem var. Size inanan insanları hayal kırıklığına uğratmayın. Hayal kırıklığına uğratmak değil mi? Komple yüklem şeklinde. Yine bir tane yüklem var. Hayal kırıklığına uğratmak şeklinde yüklem bir tane. Kitap okumadan meydan okuyamazsınız. Meydan okumak, meydan okuyabilmek şeklinde yüklem. Yine bir tane yüklem var. Bu Cemil Meriç'in sözüdür. Açık artırmayla satılan kitaba 10 bin lira verdi yüklem. Kim vermiş? O ne 10 bin lira vermiş? Açık artırmayla satılan kitaba. Şimdi arkadaşlar bakıyorum bunların hepsinde birer tane yüklem var. Bir de şurada bir cümlem var. Buna dikkat edin. Şimdi bir sonraki konuya geçiyorum. Bunu videonun sonunda söyleyip geçeceğiz. Şimdi yüklem değil mi arkadaşlar? Yine bir tane yüklem var burada da. Peki şimdi inceleyelim bunları. Ne yapacaktım? Kaç yüklem olduğuna bakacağız. Hocam baktık. Hepsinde bir tane yüklem var. Peki şimdi ne yapacağım? İçerisinde yan cümle var mı? Neydi o? Üç taneydi. Fiilimsi var mı? Başkasına ait söz var mı? Ya da koşul anlamı var mı? Hadi bakalım. Sınav öne alınırsa koşul var mı arkadaşlar? Sınav öne alınırsa koşul var, yan cümledir. Yan cümleyi kutu içinde gösteriyorum. Buradaki yan cümle ne göreviyle kullanıldı? Zarf göreviyle kullanıldı. Zaten koşul her zaman zarf olacaktır. Yani yan cümleniz koşuldan meydana gelmişse o mutlaka zarf görevindedir. Değerlendirin, kendi örneklerinizi yazın, koşul ifadeli 5 tane cümle yazın, ögelerini ayırın, göreceksiniz hepsi zarf cümleci olacak arkadaşlar. Sizi gördüğüme çok sevindim dedi. Dedi yüklem. Kim dedi? O. Gizli özne. O ne dedi? Başkasına ait söz. Onun ne dediğine bakılmaksızın tek bir öge olarak alınır her zaman. Dedi yükler kim dedi o ne dedi? Şu sözü söyledi. Sizi gördüğüme sevindim dedi. Bu kısım nesnedir. Belirtisiz nesnedir hem de. Burada ne oldu arkadaşlar? Yan cümle, başkasına ait söz yan cümleydi. Yan cümle ne olarak kullanıldı? Belirtisiz nesne olarak kullanıldı. Başkasına ait sözler her zaman belirtisiz nesnedir. Başka bir görevi olamaz. Geliyorum dedi. Dedi yüklem kim dedi? O ne dedi? İşte geliyormuş. Bu kitabı çok beğendim dedi. Dedi yüklem kim dedi? O ne dedi? Bu kitabı çok beğendim. Bakın görüyor musunuz? Hep aynı öge olmak zorunda. Bu ikisi. O yüzden ÖSYM yan cümlenin görevi diye sorduğunda arkadaşlar şu ikisini pek sormaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü ezberledik bitti. Bakın yan cümle koşul olursa zarf cümlecidir. Yan cümle başkasına ait söz olursa belirtisiz nesnedir. Ezberledim bitti. Bunu artık herkes yapar. Farklı bir soru üretmeye müsait değil. Ama gelelim yan cümle fiilimsinden meydana geliyorsa. Şimdi içinde fiilimsi var mı diye bakacaksın değil mi? Bunun içerisinde koşul var. Bunun içerisinde başkasına ait söz var. Yan cümleleri var. Bir ideal uğruna yaşamak. İçinde fiilimsi var. Size inanan insanlar içinde fiilimsi var. Bakın görüyor muyuz? Cümleler bileşik hale geliyor. Kitap okumadan zarf fiil var. Bakın cümle bileşik hale geldi. Açık artırma diyorum. Burada var. Satıl an diyorum. Burada bir tane daha var. Demek ki içerisinde fiilimsi var. Hop, şu yukarıdaki gariban cümleye gidelim. Şimdi bir sonraki konuya geçiyorum cümlesinde. Arkadaşlar geçiyorum yükle. Tamam. İçinde yan cümle var mı? Yani fiilimsi var mı? Yok hocam. İçerisinde koşul var mı? Bakıyorum. Yok. İçerisinde başkasına ait söz var mı? Yok. Demek ki bu cümle basit yapılı bir cümle. Neden basit? Çünkü içerisinde fiilimsi yok. Yan cümlesi yok. Bu cümle yapacağı birleşik bir cümle. Neden? Çünkü yan cümlesi var. Ve o yan cümlesi koşuldan meydana gelmiş. Bu cümle birleşik yapılı bir cümle. Çünkü yan cümlesi var. Yan cümlesi başkasına ait sözden meydana gelmiş.
Şuraya yazdığım maviyle yazdıklarımda birleşik bir cümle. Bir ideal için yaşamak dedim bakın. Yan cümle nerede? Yan cümle neyin içerisinde? Hangi ögenin içerisinde? Ona bakacağız şimdi işte. Bir ideal için yaşamak yaşamların en güzelidir. Yan cümle neyin içerisinde? Öznenin içerisinde. Burada ne oldu? Yan cümle özne göreviyle karşımıza çıktı. Size inanan insanları hayal kırıklığına uğratmayın. Kimi hayal kırıklığına uğratmayacakmışız biz? Size inanan insanları. Yan cümle deyince sadece şurayı almayın arkadaşlar. Tamam, o ögenin tamamı bizim için yan cümle meydana getiriyor. Yan cümle ne göreviyle kullanılmış burada? Nesne göreviyle kullanılmış. Nesne göreviyle. Kitap okumadan meydan okuyamazsınız. Ne zaman meydan okuyamazsınız? Kitap okumadan. Yan cümle ne göreviyle kullanılmış? Zarf tümleci göreviyle. Açık artırmayla satılan kitaba, açık artırmayla satılan an sıfat fiil var, kitaba şeklinde dediğim zaman da dolaylı tümleç göreviyle kullanıldı. Yan cümle dolaylı tümleç göreviyle kullanıldı arkadaşlar. Şimdi eğer yan cümleniz zarf tümlecinden meydana gelmişse, eğer yan cümleniz zarf tümlecinden meydana gelmişse, yani koşuldan meydana gelmişse, buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Şartlı birleşik cümle. Yan cümleniz başkasına ait sözden meydana gelmişse, buna ne diyoruz? İç içe birleşik cümle. Son olarak yan cümleniz fiilimsiden meydana gelmişse, fiilimsiden meydana gelmişse, bu maviyle yazdıklarımızın tamamı girişik birleşik cümledir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Girişik birleşik cümle. Hocam girişik birleşik neymiş? Yüklem ve içerisinde bir fiilimsi barındıran. Şarttan meydana gelirse şartlı birleşik, başkasına ait sözden meydana gelirse iç içe birleşik, ama yan cümle fiilimsiden meydana gelirse girişik birleşik deniyor arkadaşlar. Ve girişik birleşiklerde yan cümle diğerlerinden farklı görevlidir dediğimde neye bakacağız? Fiilimsiler konusunda çok detaylı anlattık bunu. O yüzden biraz daha aslında böyle yüzeysel geçmeye çalışıyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Özne, yani yan cümle özne göreviyle. Yan cümle nesne göreviyle. Yan cümle zarf tümleci göreviyle. Yan cümle dolaylı tümleç göreviyle kullanılmış. Hocam burada fiilimsinin cinsi mi önemli? İsim, fiil, sıfır. Hayır, hiç önemli değil. Burada önemli olan fiilimsinin hangi ögenin içine girdiği. Size sorulacak soru gayet basit. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümle diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Hadi bununla ilgili bir soru yazalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi soruya bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümle diğerlerinden farklı? Yan cümle neydi? Daha çok %90 fiilimsiden bahsediyordu. Bakalım. Size söylenen her şeye inanmayın. İnanmayın yüklem. Kim inanmasın siz? Siz neye inanmayın? Size söylenen her şeye dolaylı tümleç. Ögelere bir ayıralım. Sizi yeniden burada görmek çok güzel. Çok güzel yüklem. Çok güzel olan şey ne? Sizi yeniden burada görmek özne. Ses çıkarmadan bekleyen şu çocuk kimmiş? Kimmiş yüklem? Kimmiş? Ses çıkarmadan bekleyen şu delikanlı. Ses çıkarmadan bekleyen şu çocuk özne. Şimdi ögelerini bulduk. Fiilimsileri bulacağız arkadaşlar. Fiilimsiler nerede yer alıyor? Yan cümlenin görevi dediğine göre diyor ki bana, aşağıdakilerden hangisinde yan cümle diğerlerinden farklı bir ögenin içerisindedir? Bakın söylenen de dolaylı tümlecin içerisinde. Dolayısıyla yan cümle dolaylı tümleç göreviyle kullanılmış. Sizi yeniden burada görmek diyor, bakın öznenin içerisinde kullanılmış. Ses çıkarmadan bekleyen diyor. Onlar önemli değil ama nerede kullanılmış? Öznede. Hocam şimdi burada zarf fiil var. Burada sıfat fiil. Arkadaşlar fiilimsinin cinsine bakmıyoruz ki biz. Biz neye bakıyoruz? Hangisinde fiilimsi diğerlerinden farklı bir ögede? Fiilimsi diğerlerinden farklı bir ögede. Yan cümle temel cümleyi dolaylı tümleç olarak destekliyor. Yan cümle temel cümleyi özne olarak destekliyor.
Yan cümleler yine temel cümleyi özne olarak destekliyor. Bunlar öznenin içerisinde, bu dolaylı tümecin içerisinde. Demek ki cevabım Adana olacak arkadaşlar. O halde yan cümle şarttan meydana geldiğinde buna şartlı birleşik. Yan cümle alıntıdan meydana geldiğinde, başkasına ait sözden meydana geldiğinde iç içe birleşik, iç içe ayrı yazılır. Yan cümlemiz fiilimsiden meydana geldiğinde ise, fiilimsiden meydana geldiğinde arkadaşlar buna ne diyoruz? Girişik, birleşik cümle diyoruz. Unutmayalım. O halde buradakilerin hepsi bu da girişik birleşik cümledir. Ama en nihayetinde bu dolaylı tümeç olarak bu ikisi özne olarak kullanılmıştır. Şimdi başlayalım birden fazla yüklem cümlelerin yapısına. Değerli arkadaşlar, yapısına göre cümlelerin bir diğer konu başlığı sıralı cümleler. Şimdi nereden geldik buraya? 1. Basit dedik yan cümlesi olmaya. 2. Birleşik dedik yan cümlesi olan. Birleşik kendi içinde 3'e ayırdık. Girişik birleşik, iç içe birleşik ve şartlı birleşik. Şimdi ne yapıyoruz artık? Bakın değiştirdik. Birden çok yüklemli cümleler. Ne yapıyordum ben öncelikle? Bana cümlenin yapısı sorulduğunda hemen kaç yüklem olduğuna bakıyordum. Kaç yüklem varsa ona göre çünkü bir yol haritası çizeceğim kendime. Soruyu basitleştireceğim. Bakalım şimdi birden çok yüklemli yargılar. A'ya baktım tek yüklem. B'ye baktım tek yüklem. C'ye baktım iki yüklem. Cevap Ceyhan işaretle. Hiç korkmayın. Bu mutlaka doğru çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sıralı cümleler. Nasılmış sıralı cümle? Nasıl meydana gelir? Birden çok yüklemin virgülle yahut noktalı virgülle, artık o noktalama işaretleriyle alakalı bir istisna, bir şey, ayrıntı. Oraya göre değerlendireceğiz arkadaşlar. Bakalım. Geldim, gördüm, yendim. Kaç yüklem var? Bak büyük harften başlıyorum. Noktaya kadar gidiyorum cümlenin yapısını incelerken. Geldim, gördüm, yendim. Hocam birden fazla yüklem var. Birden fazla yüklem var mı? Evet. Virgüllerle arka arkaya sıralanmış mı? Sıralanmış mı? Evet. Al sana sıralı cümle. Hocam vazgeçmek kolaydır. Mücadele etmek zordur. Şimdi kolaydır ve zordur. Bak ki zıt. Gördük mü? Yüklem yaptık böyle güzelce. İçinde fiilimsiler de var ama bunun. İşte hemen oraya artık notunuzu yazabilirsiniz. Birden fazla yüklem varsa fiilimsileri hesaba katmıyoruz arkadaşlar. Yan cümleyi nerede ihtiyaç duyuyoruz yan cümleye? Eğer bir tane yükleminiz varsa ona destek olacak bir yan cümle istiyorsunuz. Ama birden fazla yükleminiz varsa yan cümleleri hesaba katmıyorsunuz. Yani bana hocam girişik, birleşik, sıralı, arkadaşlar böyle bir terim yok. Bir cümle ya basittir, ya birleşiktir, ya sıralıdır arkadaşlar. Ya da bağlıdır. Dört tane. Yani girişiklerden sıralı o öyle bir şey söz konusu değil. Karıştırmayın. Boşunuza kapan. Boş yere kapanmayın. Şimdi vazgeçmek kolaydır. Kolaydır yüklem. Mücadele etmek zordur. Zordur yüklem. O halde ben birden fazla yüklemi bulunca fiilimsilere bakmasam da olur. Bu yan cümleler bana lazım değil. Ama şöyle yapsaydım. İyi dikkatli dinleyin bak burayı şimdi. Sildim. Noktayı koydum. Bunu da sildim. Bunu da büyük yaptım. Şimdi burada bir tane girişik birleşik cümle var. Burada bir tane girişik birleşik cümle var. Neden? Çünkü bunlar artık sıralı cümle değil. Bu vazgeçmek kolaydır ayrı bir cümle. Mücadele etmek zordur başka bir cümle arkadaşlar. Ama burayı virgül yaparsam, bu M'yi de kaldırıp bu iki cümleyi birbirine bağlarsam ne oldu artık? Mücadele etmek kolaydır. Diğer yüklem vazgeçmek kolaydır. Mücadele etmek zordur şeklinde. Şimdi siz burada bir yüklem, iki yüklem buldunuz. Fiilimsileri artık gözünüz görmesin. Fiilimsiyi ne zaman göreceksiniz? Bir tane yüklem varsa göreceksiniz. O yüzden bakın birden çok yüklemli cümlelerin yapısı diyoruz. Burada fiilimsiler önemli değil. Ben sizi kütüphanede bekliyorum. Siz işinizi bitirip gelin. Şimdi burada biraz ögeleri incelemek istiyorum. Ben sizi kütüphanede bekliyorum yüklem. Kim bekliyor? Ben özne. Ben kimi bekliyorum? Sizi nesne. Nerede bekliyorum? Kütüphanede.
Dolaylı cümle için. Siz işinizi bitirip gelin. Gelin yüklem. Kim gelsin? Siz özne. Siz ne zaman gelin? İşinizi bitirip de gelin. Zarf cümleci. Hocam fiilimsi yok. Hiç karıştırma. Fiilimsiyle bir işimiz yok. Çünkü birden fazla yüklem buldum. Ve virgülle arka arkaya sıralanmış birden fazla yüklem buldum arkadaşlar. Tamam. Peki burada şimdi arkadaşlar öge ortaklığı var mı yok mu? Alttakini inceleyince daha iyi anlayacağız. Şiirlerini önce beyaz kağıtlara yazar. Yazar yüklem. Kim yazar? O. O. O neyi yazar? Şiirlerini yazar nesne. Nereye yazar? Beyaz kağıtlara dolaylı tümleç. Ne zaman? Önce. Zarf tümleci. Sonra bize okurdu. Okurdu yüklem. Kim okurdu? O. Ha, bakın ortak kullanıyor. O özneyi ortak kullandı. Okurdu. Neyi okurdu peki arkadaşlar? Gördük mü? Şiirlerini yazardı ve şiirlerini bize okurdu. Bu öge ortak kullanılıyor. Demek ki burada ortak kullanılan öge var. Ama burada ortak kullanılan öge var mı? Yok. O zaman bu cümle arkadaşlar sıralı diyoruz ama buna bir de bağımsız diyoruz. Bağımsız sıralı. Alttakine sıralı diyoruz ama buna bağımlı sıralı demek zorundayız arkadaşlar. Bağımlı sıralı cümle. Bağımlı sıralı cümle ne demekmiş? Herhangi bir ögenin ortak olması. Bağımsız sıralı neymiş? Hiçbir ögenin ortak kullanılmamasıdır. Alttakine bakalım. Bazı şeyleri kız anadan, oğul babadan öğrenir. Şimdi arkadaşlar kız anadan ne yapar? Öğrenir. Bakın gördük mü burada yüklemin ortaklığı var. En zoru budur. Yüklem ortaklığında hocam burada bir tane mi yüklem var, iki tane mi yüklem var? Kesinlikle iki tane yüklem var ama siz onu sona atıp bir kere söyleyip biraz sözcük tasarrufu yapmışsınız. Dikkat edelim buna. Neyi öğrenirlermiş bunlar? Bazı şeyleri öğrenir, kız öğrenir. Bazı şeyleri öğrenir, oğul öğrenir. Hem nesneler ortak. Hem de burada yüklem ortak. Bu da yine nasıl bir cümle arkadaşlar? Bağımlı, sıralı bir cümle. Ama ben sizi kütüphanede bekliyorum. Siz işinizi bitirip gelin. Bakın herhangi bir ögeyi ortak kullanmadım. Demek ki burada bir bağımlılık söz konusu değil arkadaşlar. Sıralı cümle ile ilgili neye dikkat edeceğiz? Baştan alalım. Bir tane mi yüklem var, birden çok mu yüklem var, birden çok yüklem olması lazım. Virgülle ya da noktalı virgülle sıralanması lazım. Öge ortaklığı olursa bağımlı sıralı, öge ortaklığı olmazsa bağımsız sıralı diyoruz. Ve son olarak bunların içerisindeki fiilimsileri hesaba katmıyoruz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar yapısına göre cümlelerin son konu başlığı olan bağlı cümlelere geldik. Bağlı cümleler tıpkı sıralı cümlelerde olduğu gibi birden fazla yüklemden meydana gelir. Tek farkı var bunun. Sıralı cümlelerde neydi? Sıralı cümlelerde virgülleri kullanıyorduk ya da noktalı virgülü. Ama bağlı cümlenin özelliği bağlaçları kullanmasıdır. V gibi ama, fakat, lakin, çünkü, oysaki gibi bağlaçlarla birden fazla yüklemi arka arkaya sıraladınız mı? Alın size bağlı cümle. Sıralı cümle ile bütün özellikleri aynıdır. Sadece arkadaşlar orada virgül var, burada bağlaç var. Yani sıralı cümleyi anladıysanız bu sizin için artık bir çocuk oyuncağı. Bakalım. Çok çalışıyor, çalışıyor yüklem. Ama emeğinin karşılığını alamıyor yüklem. Birden fazla yüklem var mı? Evet. Şunu silelim. Virgül yapalım. Ne oldu? Sıralı cümle. Bunu kaldırın. Ama deyin. Bağlaç koyun. Ne oldu? Bağlı cümle. İşte böyle yapacak arkadaşlar. Birden fazla yüklem ve bağlaçlar işinize yarayacak. Hocam burada da yine bağımlı olma, bağımsız, hani öge ortaklığının olması olmaması söz konusu mu? Tabii ki söz konusu. Sözleriniz güzel yüklem. Fakat topluma hitap etmiyor yüklem. Güzel olan şey ne? Sözleriniz özne. Peki topluma hitap etmeyen şeyleriniz ne? Yine sözleriniz, yine özne ne yaptı? Özneyi ortak kullandı. Nasıl bir cümle? Bağlaçtan dolayı bağlı ve öge ortaklığı olduğu için bağımlı arkadaşlar. Son olarak Ali tarih sınavı ertelendi diyor. Diyor yüklem.
Hocam içeride başkasına ait bir söz var. Ne yapmıyorduk? Birden fazla yüklem olduğunda yan cümleleri hesaba katmıyorduk arkadaşlar. Diyor kim diyor? Ali, özne. Ali ne diyormuş? Tarih sınavı ertelendi, nesne. Ancak Ayşe buna inanmıyor. İnanmıyor yüklem. Kim inanmıyor? Ayşe, özne. Neye inanmıyor? Buna dolaylı tümleç. Bakın herhangi bir ögeyi ortak kullanmadı. Dolayısıyla bu da bağlı bir cümledir. Çünkü bağlaç var. Ama öge ortaklığı olmadığı için de kendi içinde bir bağımsızlık ilan etmiştir arkadaşlar. Bu videoda yapısına göre cümleleri incelemeye çalıştık. Bir cümlenin yapısı bize sorulduğunda ilk yapmamız gereken şey neydi arkadaşlar? Kaç yüklem olduğuna bakacaktık. Bir tane yüklem mi? Birden çok yüklem mi? Tek yüklemli ise fiilimsi, başkasına ait söz ya da koşul anlamı gibi yan cümleleri hesaba katacaktık. Başkasına ait söz olursa iç içe birleşik, koşul olursa şartlı birleşik, fiilimsi olursa girişik birleşik diyecektik. Yan cümlesi olmayıp tek yüklem olursa basit cümle, birden fazla yüklem virgül ya da noktalı virgülle ayrılırsa sıralı cümle, birden fazla yüklem bağlaçlarla arka arkaya sıralanırsa buna da bağlı cümle deniyordu. Öge ortaklığı varsa bağımlı, öge ortaklığı yoksa bağımsız cümleler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dil Bilgisayarı kanalında ben Uğur Hoca. Hepinize başarılar diliyorum.